İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenice Wikipedia, Batı Ermenice'nin kullanımı için önemli bir itici güç olabilir. Ermenistan Cumhuriyeti Etiyopya'da elçilik açacak. Bir şarapçılık bölgesi olarak Artsakh. Suriye Golan Tepelerini askeri müdahaleyle geri almayı dışlamıyor. Madras'taki Ermeni Köprüsü'nün tarihini anlatan üç dilli anıt yeniden restore edildi. Gel oyna Koçari, Pan-Ermeni, Flash Mob'u Fransa'nın Grenoble şehrinde. Beyaz Rusya Devlet Müzik Akademisi'nde Gomidas Vartabe'de adanmış sunumlar. İrades Ayem'in belirttiğine göre Batı Ermenice Wikipedia, nihayet Wikipedia listesinde ayrı bir platform olarak hyw.wikipedia.org adresinde bulunuyor. 2014'ten bu yana 150'den fazla gönüllü editör düzenli olarak eğitim kurslarına katılarak bir Batı Ermenice Wikipedia yaratma fikri etrafında birleşti. Bugün Doğu Ermenice Wikipedia'sında bulunan Batı Ermenice ile yazılmış 7500'den fazla makale mevcut. Wikimedia Armenia Bilimsel Eğitim Topluluğu Organizasyonu'nun yayınladığı bir mesajda yakında Batı Ermenice kendi Wikipedia'sına taşınacak. Mücadelemiz bu sayıyı günden güne artırmak ve kaliteyi yükseltmektir. Bu mutlu günde Wikipedia'daki Batı Ermenice uzmanları olan tüm gönüllülere ve editörlere teşekkür ediyoruz dendi. Batı Ermenice Proje Koordinatörü Aznev Stepanyan bu çalışmayı destekleyen ve desteklemeye devam eden herkese teşekkür ederiz dedi ve Batı Ermenice Wikipedia'sının ilgilenenler için çok önemli bir itici güç olabileceğini ekledi. Wikimedia Armenia Bilimsel Eğitim Topluluğu Organizasyonu ve Galus Gülbenkian Vakfı geçen yıllar içinde Batı Ermenice Wikipedia'sını oluşturma çalışmalarını destekleyerek katkıda bulundu. Batı Ermenice Wikipedia Serbest Ansiklopedisi'nin amacı çeşitli yüksek kaliteli makalelerin yaratılması ve bununla Batı Ermenice'nin tam anlamıyla kullanımına önemli bir katkı sağlamak olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, Etiyopya Haber Ajansı'nın Addis Ababa'da bir Ermenistan Cumhuriyeti elçiliğinin açılması konusundaki sorusunu niyetimizi ifade ettik ve bunu Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımızla paylaştık. Bu yönde çalışacağız ve yakın bir gelecekte bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Etiyopyalı meslektaşlarımızla çeşitli detayları konuştuk ve bu tür görüşmelere devam edeceğiz. Böylece hedef en yakın ve mümkün bir tarihtedir diye cevapladı. Asırlık tarihe sahip olan ilişkilerin yeni bir düzeye yükseltilmesi iki halk için bir zorunluluktur. Artsakh Cumhuriyeti'nin Üzüm Üreticileri ve Şarapçılık Birliği, başkent Stepanakert'te Artsakh'ın şaraplarını dünya çapında tanıtmaya ve farkındalık yaratmaya yönelik yeni projelerini 7 Nisan'da resmen sunacak. Yeni ekilebilir araziler ve halen bilinmeyen yöresel üzüm türlerine duyulan ilginin artması nedeniyle Artsakh Cumhuriyeti üzüm kültürü dünyasındaki güçlü konumunu korumak için büyük bir potansiyele sahip. 2019 yılı etkinlikler çerçevesinde Artsakh Cumhuriyeti'nin Üzüm Üreticileri ve Şarapçılık Birliği 7 Nisan'da başkent Stepanakert'te 15'in üzerinde şarap imalatçıları kendi firmalarının tanıtımını yapıp şaraplarını sunacak ve şarap tadımını organize edecek. Etkinlik 7 Nisan'da başkent Stepanakert'teki Vallex Garden Oteli'nin özel etkinlikler salonunda gerçekleşecek. RIA Novosti Ajansı'nın belirttiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arias ile gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasında Suriye, Golan Tepelerini geri alma konusundaki askeri seçeneği dışlamıyor. Ancak şimdi öncelikli olan teröre karşı mücadeledir. Meseleyi her türlü yöntemle çözeriz dediysek askeri seçeneği de kullanabileceğimizi kastettik. Askeri seçeneği dışlamıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak Golan Tepelerini İsrail'in toprağı tanımasının ardından Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriyelilerin Golan'ı geri almak için her türlü yolu deneme hakkına sahip olduklarını belirttiğini hatırlatalım. Hindistan'da zengin Ermeni kültürel mirasının en önemli anıtlarından biri olan Madras'taki Ermeni Köprüsü, 1726'da daha çok Hoca Petros adıyla tanınan Ermeni tüccar Petros Voskan, Velicanyan tarafından inşa edilmişti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Diyaspora Departmanlığı'nın Ermeniler Bugün adlı dergisinde yer alan bilgiye göre bu muhteşem köprü Madras'ın en önemli yerlerinden biri. Manzarasıyla pek çok ziyaretçiyi büyüledi ve bir takım ressamlara ilham kaynağı oldu. Yüzyıllar boyunca Ermeni Köprüsü, Madras'ın iki bölümünü birbirine bağlayan en önemli bağlantıydı ve sadece 1966'da yakın çevresinde yeni bir köprü inşa edildi. Madras'taki Ermeni Köprüsü'nün tarihi, Latince, Farsça ve Ermenice yazılı bir anıtta kayıtlıdır. Ancak anıtın alt kısmında yer alan Ermenice zaman içinde tamamen betonla sıvanmıştı. Hindistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkililere anıtın restore edilmesine izin verilmesi için aylar öncesinden başvuruda bulundu. Büyükelçiliğin isteği üzerine Cenna'daki Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Şivkumar İşvaran himayesinde anıt kayde üzerine oturtularak kurtarıldı. Böylece sadece anıtın korunmasıyla kalınmamış, ayrıca yoldan geçenler için daha görünür bir hale gelmiştir. Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan Ermeni Kültür Evi 25 Mayıs'ta Gel Oyna Koçare adlı yeni bir flashmob organize edecek. İlk kez Mayıs 2018'de gerçekleştirilen flashmob, hem Ermenistan Cumhuriyeti'nde hem de sürgündeki değişik Ermeni toplumlarında büyük bir yankı yarattı. Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın belirttiğine göre bu yıl flashmob, UNESCO'nun ünlüler ve önemli olaylar yıl dönümleri 2018-2019 takviminde yer alan ünlü Ermeni besteci Gomidas ile ünlü şair Hovannes Tumanyan'ın 150. doğum yıl dönümüne adanmıştır. Bundan başka Koçari dansı 2017 yılında UNESCO'nun maddi olmayan insani kültür mirası listesinde kaydedilmiş olmasından dolayı da dansın korunması ve yayılması çok önemlidir. Bu yılki etkinlikte başlıca dans olarak Garno Koçarisi yani Erzurum Koçarisi seçildi. Beyaz Rusya Devlet Müzik Akademisi'nde Lidya Muharinskaya'nın anısına adanan 18. Uluslararası Bilimsel Okuma ve Etnokültür Etkinlik çerçevesinde 2 Nisan'da Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümü başlığı taşıyan konferans düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada, konferansın açılışında bir konuşma yapan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Beyaz Rusya'daki elçilik ataşesi Suren Avedisyan, Gomidas Vartabet'in Ermeni Kilisesi ve halk müziği tarihindeki özel rolünden bahsetti. Aynı zamanda Gomidas'ın eserlerinin yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti'nde değil tüm dünyada geniş bir şekilde yayıldığını vurguladı. Daha sonra Beyaz Rusya Devlet Akademisi öğrencileri Ermeni kültürünün iki ruhu Gomidas ve Naregatsi ile Ermeni Kilisesi müziğinin reformatörü Gomidas adlı sunumlarda bulundular. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Project'ten Mogac Mirza adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.